Ahmet Bey, öncelikle bu nazik ziyaretinizden ötürü size teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz duyarlılığın inşallah gençlerimiz için, bizim için çok önümüzdeki günlerde ciddi farklılıklar yaratacağını umuyorum. Konumuz tabi Sincik Gönülleri Spor Kulübü. Esasen Sincik Gönülleri Spor Kulübü'nden ziyade Sincik Gençliği olarak bakarsak mesele daha doğru olacağına inanıyorum. Netice itibariyle mevzu bahis kulüp olduğu için kulüpten başlayacağız. Biz bu kulübü geçen sezon gençlerimize yönelik bir hizmet olsun diye kurmuş olduk. Biz sosyal bir yapısı olan bir derneğin mensuplarıyız. Bizler daha önce de mümkün olduğu kadar gençlere hitap edecek oluşumlarda bulunmaya çalıştık. Gençlerin eğitimiyle, gençlerin sporuyla, her şeyle ilgilenmeye gayret gösterdik. Sincik'te de böyle bir eksiğin varlığını fark ettik. Sincikli gençlerin enerjilerini boşaltacağı bir alanın olmadığını fark ettik. Dolayısıyla Sincik'te bir kulübün gerçekten elzem olduğunun, Sincik'te kurulacak bir kulübün de Sincikli gençler için bulunmaz bir nimet olacağını görerek böyle bir oluşumun içine girdik. Tabii burada kulüp kurarken amacımız aman aman başarılar elde edip işte maddi anlamda çok iyi noktalar gelmek değil. Bizim tek hedefimiz burada gençlerimizin uğraşabileceği, meşgul olabilecekleri, işte okullarının haricinde, derslerin dışında bir anlamda işte farklı bir şeylerle uğraşıp kafalarını dağıtabileceği bir nokta olsun istedik. Spor kulübü de bunun için ideal bir kulüp. Gençlerimiz de sağ olsunlar ilgi alaka gösterdiler. Bu noktada bize yardımcı oldular. Biz kulübümüzü kurarken gençlerimize aynen şunu ifade ettik. Aynısını size de söylemek istiyorum. Bizim için skoral anlamda başarı her zaman ikinci, üçüncü plandadır. Biz dedik ki gençlerimiz birbirine kenetlensin. Sincik'te bugüne kadar mevcut olan siyasi kutuplaşma sporla yok olsun. Her gruptan insanlar, gençler olsun aramızda ve bu gençler birbirine değer versin. Sahada yardımlaşsınlar. Sahanın dışında birbirlerine değer versinler. Birlikte partiler düzenlesinler. Birlikte yemeğe gitsinler. Birlikte çay içsinler. Yani burada sadece sahada bundan 90 dakikadan ziyade bu işin idmanı var. Bu işin birlikte yemek yemesi var. Bu ciddi anlamda bir kenetlenme sağlıyor. Hem gençler böylelikle enerjilerini boşaltacak bir yer bulmuşken hem de birbirlerine kaynaşıyorlar. Esasen bizim dernek olarak ya da benim şahıs olarak kulüpten beklediğimiz en temel hedefimiz bu. Bunu sağladıktan sonra biz inanıyoruz ki skoral başarı da gelir. Gençlerimiz için maddi anlamda yarın öbür gün onları doyuracak hedefler de gelir. Buradan bir iki tane gencin işte Allah kısmet ederse transfer olması onlar adına büyük bir kazanç olur. Sincik için de büyük bir kazanım olur. İnsanlarımız maçlara gelip farklı bir atmosfer tadıyorlar. Haftada bir de olsa işte hani siyasetin de dışında, dedikodunun da dışında bir şeylerin olduğunun farkına varıyorlar. Sporla alakadar oluyorlar. Spor doğru idare edilirse ciddi bir kardeşlik bağı kurar insanlar arasında. Biz bunun bilincindeyiz ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kulüp olarak futbolun dışında voleybol, basketbol, handbol gibi dallara da el atmayı planlıyoruz. Nitekim dernek yapımızın içinde bu da var. İlerleyen günlerde inşallah bunu da sağlayacağız. Çünkü gençlerin bu işe çok meraklı olduğunu, çok istekli olduğunu fark ettik. Ve Sincik'te bazı gençlerimiz var ki hani futbola meziyetlere uygun. Bazılarının basketbola, bazılarının voleybola. Her gencin kendi meziyetlerini sergileyeceği bir alanın oluşmasını arzu ediyoruz. Bunun için de ellerimizden ne gelirse, imkanlarımız neyi el verirse inşallah arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Kulübümüzün dediğimiz gibi geçen sene kurulduğunu ifade ettik. Kulüp maddi anlamda ne yazık ki çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Bizler evet hedefleri olan, idealleri olan insanlarız. Gençlerimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama maddi imkanlarımız kısıtlı. Bu kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüzün normalde bir sezonluk gideri aşağı yukarı 40 bin lirayı buluyor. Ama biz işte bazen gençlerimizden rica ediyoruz, fedakarlık gösteriyorlar, işte prim vermiyoruz. Bazen işte sağ olsun esnaflarımızdan destek alıyoruz. Bazen işte bir iş adamımız çıkıyor diyor ki bugünkü maç yemekleri benden, işte bugünkü prim benden şeklinde idare etmeye çalışıyoruz.
imkanlarımız maddi anlamda her ne kadar kısıtlı olsa da gençleri motive noktasında, gençleri birbirine kenetleme noktasında başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İlk defa kurulan bir kulüp olarak ikinci amatörden başlangıç yaptık. İki gruplu bir ligde kendi grubumuzdan birinci olarak çıktık. Öbür grubun da birincisiyle oynayıp ondan da galip geldik ve kupayı aldık. Bu sizin için gençler için güzel bir anı oldu en azından. Güzel bir başarı oldu. Buradan kalkıp Adıyaman'a gidip kupayı almak güzel bir şeydi. Eğlendik en kötü ihtimalle. İşte gençlerimizle bir zaman harcamış olduk. Gençlerimizin işte kahveye ya da farklı zararlı alışkanlıklarına ayrıca zamanı spora ayırmış olduk. Bu noktada ciddi başarılar elde etmiş olduğumuza inanıyorum şu ana kadar. Fakat bir işe başlamak elbette ki önemlidir. Lakin devamını getirmek, bu işi sürekliliğe dökmek önemlidir. Biz bu kulübe hani bir sezonluk olsun diye bakmadık hiçbir zaman. Biz istiyoruz ki bugün bizler bunu idare etmeye çalışıyorsak yarın başka gençler bunu idare etsin ve bu kulüp sonsuza kadar Sincik halkını en azından böyle sporal anlamda tatmin eden, memnun eden bir kurum olarak kalsın. Yarın öbür gün belki biz bu işin direksiyonunda olamayacağız. Bu gemi başkaları tarafından belki yürüyecek ama şöyle bir en azından hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Gençler kenetlendiği zaman, birbirlerine değer verdikleri zaman, çok iyi bilmedikleri bir noktada dahi yardımlaşmanın getirdiği bir huzurla, yardımlaşmanın getirdiği bir iç güvenle çok iyi noktalara gelebileceklerini öğrendiler. Esasen bizim kulübümüz yeni kurulduğundan dolayı çok ciddi idmanlar yapamadık. İdman malzemelerimiz yetersizdi. İdmanı yaptırabilecek bir hocamız da yoktu. Ama sağ olsun sağlık ocağındaki Nuri arkadaşımız, Nevzat arkadaşımız, kaptanımızın kendi kişisel becerileri diyelim bu insanların, teker teker futbolcuların hepsinin gösterdiği özveri, işte Ferit'idir, Bayramı'dır, ondan sonra Ufuk'udur, Osman'ıdır, ismini şu anda hepsine saymayayım, hepsinin birebir göstermiş oldukları özveri sayesinde bir başarı sağlandı. Ve bu başarı maddiyattan uzak tamamen maneviyatın getirdiği bir başarı oldu. Beni en çok memnun eden nokta da bu oldu. Keşke dedi ki lig bittiğinde işte çok ciddi noktalarda çok ciddi insanlarımız var. Çok ciddi variyeti olan iş adamlarımız var. Bu kulübe biraz sahip çıkabilselerdi de biz de bu gençlerimize işte güzel primler verebilseydik, memnun edebilseydik. Ha onlar belki yine memnun oldular ama biz onları ne kadar memnun etsek az gelir. Çünkü biz onların sayesinde tribünlere 400-500 kişi toplayabildik. Bugüne kadar Sincik'te bu olmamış bir şey. Yani oraya 10 tane genç çıkacak, top oynayacak ve onları izlemeye 500 kişi gelecek. Gerçekten Sincik için güzel bir değişiklik, güzel bir atmosfer, güzel bir etkinlik. Biz bunu o gençler sayesinde sağladık. Onları maddi anlamda da memnun etmek isterdik ama hedeflediğimizi tam olarak yapamadık ne yazık ki maddi imkansızlıklardan dolayı. Önümüzdeki sezon 18 maç yapacağız toplamda. Bu 18 maçın her biri ortalama yani maç başına 2000-3000 liralık bir giderimiz en kötü ihtimalle olacak. Ve henüz ne yazık ki bunun için hiçbir mali kaynak ayarlayabilmiş değiliz. Biz arkadaşlarımızla birlikte bunun çalışmalarını elbette yapıyoruz. Fakat burada sizin de aracılığınız da bu konulara duyarlı, gençlerin aktivitelerinden memnuniyet duyan, gençlerin farklı noktalara kaymasındansa sporla uğraşmasını tercih eden variyetli iş adamlarımızdan sizin aracınızda destek bekliyoruz. Kulübümüz ne kadar maddi anlamda rahat olursa gençlerimizin kulübe bakış açısı o kadar daha güzel olacaktır. Biz bu kulüp sayesinde inanıyoruz ki yarın öbür gün gençlerimize sigarayı da bıraktırırız, kahveyi de bıraktırırız, zararlı tüm alışkanlıklarını bıraktırırız. Ama biz bu gençleri serbest bıraktığımız takdirde bu sigaradan başlamak üzere ne kadar zararlı alışkanlık varsa bu gençlerin hepsini almaya müsait bir yapıya sahip olacaklardır. Çünkü lise çağı işte 25 arası, 18, 17, 25 yaş aralıkları çok tehlikeli yaş gruplarıdır. Gençlerin kendini ispatlama yaşlarıdır.
Gençler bu yaşlarda her şeyi alabilirler. Ama önlerinde böyle bir kulüp olursa, abileri olursa, onlara yön verirse ben inanıyorum ki her şey düzelecektir. Hatta şu anekdotu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim spor kulübümüzün futbolcularının bir tanesinin babasının belki de bir beklentisiydi bizden, bize söyledi. Ben bunu da size söylemek istiyorum. Babası dedi ki, gencin ismini söylemeyeceğim. Benim oğlum dedi sigara içiyor. Yaşı 18. Benim oğlum belki bu kulüp sayesinde yarın öbür gün sigarayı bırakacak. Çünkü top oynamak isteyecek. Ciğeri yetmeyecek. Bu sefer ciğeri yetsin diye sigarayı bırakacak. Biz burada 10 tane gence sigarayı bıraktırsak dahi bu kulüp bana bir hedefine ulaşmış olur. Burada bizim elbette ki skoral başarı bizim daha çok memnun eder ama tekrar söyleyeyim ki bizim için ana hedef skoral başarı değil, gençlerimizi birbirine kenetlemek, gençlere birbirini sevdirmektir. Gençleri zararlı alışkanlıklardan alıkoymaktır. Sincik Yönleri Derneği ve Sincik Yönleri Spor Kulübü olarak biz bu noktalarda daha fazla gayretkar olmaya çalışacağız. Umuyorum ki bu kulüpte hedeflerine ulaşır. Bugün biz idare ediyoruz. Yarın başka gençler bu kulübü en iyi şekilde idare ederler. Yarın inşallah daha iyi bu kulübü idare edebilecek gençler gelip bayrağı bizden devralırlar. Ve ben kulübün Sincik içinde çok ciddi bir kazanım olacağına, Sincik'e çok ciddi kazanımlar katacağına inanıyorum. Umarım faydalı olur. Bu nazik ziyaretinizden ötürü de tekrardan size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.